dolar oldu. Bunlar da cari açık tarafından gelen kötü haberlerdi ne yazık ki. Evet, Türkiye'ye önemli miktarda da gelen yabancı sermayenin önemli bir kısmı da gayrimenkul sektörüne geliyor. Ve bunların da önemli bir kısmı Körfez bölgesinden, Türk inşaat firmaları Körfez'e gittiler ve orada kendilerini tanıtmaya, Türkiye'yi anlatmaya çalıştılar. Sinan Türk muhabiri Sinem Yönden ve kameraman Güngör Yılmaz da oradaydı. Gayrimenkul yatırımını çok önemseyen bir kitle Orta Doğulu yatırımcılar. 110'dan fazla ülke, 25 binin üzerinde katılımcı. Dünya kriz tedirginliği yaşarken Dubai'den gayrimenkul sektöründen moral bozmak yok, yatırımlara, satışlara devam mesajı geliyor. Eylül ayı da yılın en iyi satış ayına rastladı. Çok iyi satışlar oldu. Şu anda da Ekim çok iyi başladı. Ve yurt dışı satışları da başladı. Yani Eylül ayında yaklaşık olarak satışların %40-45'i yurt dışı oldu. Bu çok ilginç bir rakam. Esasında buranın öncesinde başlayan görüşmelerimiz vardı. Burada tabii randevulaştık şeylerle. Bir ofis binamız için, Kağıthane'deki ofis binamız için Singapurlu bir fonla görüşüyoruz. Bir de Asyalı ve Orta Doğulu olan bir fonla bu projelerimizi aslında büyük yatırım yapmak istiyorlar bloklar halinde, fakat bizim öyle bir şeyimiz yok maalesef, çünkü yerli tüketici çok çayı satın aldığı için. Pakistanlı bir müşteri geldi, diyor ki benim büyük bir yatırım grubum var, hani yatırım yapacaklar ama güvene önce yatırım yapmak istiyorlar, hani yine istikrar geliyor karşımıza. Özetle Dubai'de Türk firmalarına ilgi büyük. Türkiye ile yakından ilgilenen yatırımcılardan biri de Dubai'nin en büyük projelerinden birinin başındaki isim. Salem bin Ahmet Mossa 20 milyar dolardan daha büyük bir projenin içinde Tac Mahal, Eyfel Kulesi, piramitler gibi dünyanın çeşitli harikalarının kopyalarını manzarasına alan villalardan oluşan Falcon City'nin yönetim kurulu başkanı. Turkish families. Villalarımızı satın alanlar arasında Türk aileleri, Türk yatırımcılar da var. Türkiye ile Dubai arasında daima bir bağ olmuştur. Ben de Türkiye'ye gelip yatırım fırsatlarını araştırmak istiyorum. İyi fırsat neredeyse biz oraya gideriz. Vodafone Türkiye yeni yıl.